bence bunu sen de uygun giyinmişsin bakıyorum. Bir takalım mı sana? Takalım. Şöyle bağlayalım mikrofonu, şey yapalım. Sen otur, gel, gel. Otur. Şimdi her türlü kullanabileceğimiz nefis bir yaka. Şimdi biraz giydiğin kıyafete göre bunu önden, arkadan, öyle ama arkadan şimdi. Şurayı sıkıştırabilirim. Bir dakika, gömleğini de düzelteyim. Mikrofon şöyle çıksın. Ya çok güzel bir şey. Çok şık. Çok aslında abiye bir şey. Siyahtan örülecek bu. Siyah bir askılının üstüne veya renkli örerseniz mesela bu griyi, beyaz gömlek, beyaz tişört, efendim bir kot ceketin yakalarını şöyle kaldırıp oradan dik yakalıyla herkes kendi giyimine göre bir yerde bunu bir biçimde kullanabilir. Şimdi benim buna benzer sen görmedin. Küçük kısa bir bolerom var. Yani benimkinin şurası, şurasında bir dikiş var. Tabii daha bol. Burası önde. O kadar kullanımlı bir şey ki şöyle bir askılı siyah elbise. Hani bir yere giderken onu bir takıyorsun. Tamam, bu gayet şık, gayet güzel bir elbise haline gelebiliyor. Şimdi şunları göstereyim. Yaşar geliyor şimdi. Şunlar, hani biz böyle çekiçle çakmıştık ya, zımbalar, yuvarlak boncuk zımbalar, zımbayla yaptık. Burasında da damla boncuk var. Yani bu bir iki tane de konabilir. Tabii ki. Arka arkaya da konabilir. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Çok sevdim. Şimdi yatıralım bunu masaya. Hani bu, bence bu şey takılmaz değil. Önden takılmaz değil. Önden de takılabilir. Bir de öyle hep deneyeceğim bakayım. Mesela bir şunu düzelt bakayım. Şuraların bir dakika, boncuklar takıldı. Evet. Yani bir herhangi bir elbiseyi şurada bir şey görüyorum. Şu tarafta mı? İçine girmiş. Herhangi bir elbiseyi güzelleştirici, birdenbire her yere giydiğiniz bir elbiseyi bunu takarak başka bir yere daha giyebilirsiniz. Yazlık renk renk formlarını yapabilirsiniz. Hakikaten eskiden mesela kazaklarımıza böyle yakalar örerdik. Örgüden, dantelden. Onlar seyyar olurdu. Böyle önden bağlanırdı, arkadan bağlanırdı. Üstüne inciler dikilirdi. Onlar da geçtiğimiz senelerde o konuları da çok işlemiştik. Şimdi Naz, İnce bir iple yapıyorsun. Evet. Yaptın. Ince. Ama şimdi bize biraz kalınlık modeli gösterecek. Şu bağcığı çok ilginç bir şeysi var. Bağcık sadece zincir değil. Bağcığı gösterecek. Ben mi atmıştım sana o bağcığın, evet, yapımını? Evet. Bana da Sibel Lamar, sevgili Sibel atmıştı. Sibel benim şeyim. İnternet gözlemcim, bir şeyleri buluyor bunu programda yaparsınız, bunu programda yaparsınız. Teşekkürler Sibel Lamar, bir sürü şeyi de kaçırıyorum gözden, teşekkür ederim, sağ ol. Evet, şimdi kaç zincir başladın, ondan hemen söz edelim. Tabii ki, 112 tane zincir çektim. Şey hariç, sapları sonra yapıyoruz. Sapları hariç, evet. Şurası 112 tane mi? Evet. Şurası... Evet. 112 zincir, ince bir ip. Çok ince, evet, ince. Şunu alabilir miyim? A ipi gibi. Mesela A ipi gibi ince bir iple yapıyoruz, çalışıyoruz. Ver bakayım siyahı bana. Mesela siyahtan, siyah hiç anlaşılmıyor diye yapmıyoruz. Siyahı da çok güzel olur. Şuradaki boncuklarını, bu boncukları inciler de koyabilirsiniz. Evet. Damla inci. Bunlar damla olması bu boncukların önemli. O uçtan sarkanların. Biraz da bunun bir özelliği var. Bunları aşağı çektiriyor. Evet. Ağır şey boncuk bunlar. Cam boncuk. Evet. Anlatalım. Evet, şimdi model gene herkesin bildiği, gördüğü bir model. Su yolu sanırım ya da hanım dilendi köşesi. Evet. Diyoruz. 112 tane zincir çekip üstüne ikili trabzan yapıyoruz.
110 tane ikili trabzanı ben var benim. Ben şimdi bunu iyi şey koymuşum. Kafa ters karıştıracak tamam. Bir dakika. Evet. Tamam. Çünkü boncukların metalleri gözüküyor. O ne acaba diye. Olması? Evet. 112 tane zincir çekiyoruz. 110 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şuraya 110 tane ikili trabzan görelim ilk evet. Başlangıcı. Şurada. Evet. Kalın bir iple. Burası sık iğne değil, ikili trabzan. Evet. Evet. Daha sonra hemen köşeden dönüyoruz. İki zincir çekerek üçlü hanım dilendi köşesi yapıyoruz. Tamam. İkili trabzanla. Tamam. Arada bir iki zincir. İki zincir var. Evet. Evet. Daha sonra üç zincir çekip üç trabzan atlıyoruz. Petek yapıyoruz üç tane. Tamam. İlk sırayı böyle düşüyorum. Petek diyorsun, ben kafes diyorum. Kafes, pardon. Kafes yapıyoruz. Evet. Petek yapıyoruz, hı-hı. Fark etmez. Yine bunu yapıyoruz. Evet. Yine kafesleri evet. Yapıyoruz. Şimdi bir göstereceksin bize kafesi. Ve bu sayılara göre 12 tane böyle sıramız oluyor. 12 tane, bakın evet. Şunu sayıyorum. 10-12, evet. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12 tane. Evet. 12 tane araları kafes ilk sırayı düz kuruyoruz sonra kaydırıyoruz onları evet. Ortalarına batıyoruz aha. Gördüğüm orta kadarıyla. Orta sıra yine aynı sayılar kenarlardan arttırma oluyor. Aslında zor gibi duruyor ama ben de şimdi daha dikkatli bakınca evet. Güzel yapılabilir bir şey yani. Çok herkes olabilir. Yapılabilir. Hı-hı. Evet görelim Naz. Şimdi ben şu yuvaları yapıyorum kafesleri. Evet. 1-2 3. Kafesleri kuruyorsun. 1, 2, 3. Evet atlıyorum. 3 tane mi o kafesler? Evet. Evet. Şimdi buraya atlayıp. Şey kaç yapalım. Tane arada bırakıyorsun? 3 tane ikili trabzan bırakıyorum. Evet. Yani bu 12 tane direğe denk gelen. Evet. Burada da şey yapıyorum. Köşedeki hanım dilendiği. Yavaş oynatmayın. Evet. Tamam. Yap canım. Yapıyorum. İpliğini açayım ben senin biraz. Evet. Şimdi üst sıraya çıkıyorsun. Hı. Çıktın mı? Hemen şimdi çıkıyorum. Ha, köşesinde de hanım dilendi köşesi var. Onu yapıyor. Aynı yuvaya. Hı. Kenarlarını iki tane zincir çekip dönüyorum. Evet. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Şu kontürü, kenar kontürü hep aynı şekilde gidiyor. Şu var kenarda. Hı hı. Evet onu görelim. Hı hı. Evet şimdi, anlatalım canım. Evet. İki zincir çekiyorum. Tekrar batırıyorum. Şimdi bunu bırakacağım ben. Tekrar iki sırayı. Şunu görelim. Bir elini, bu elini çekersen görelim. Şimdi geldik kafesleri yaptık. Hı hı. Köşeyi yaptık. Yaptık. Evet. Buraya tekrar yine üç zincir çekip kafesleri aynı şekilde dönüyorum. İki şurayı sırayı... ben anlamadım mesela. Şurayı ben anlamadım. Ha buraya köşeyi yapıyorsun. Aha. Daha devam edeceksin şuraya. Aha, edeceğim. Üçlü köşeyi yapacağım. Sonra evet. Üç zincir çekip kafesleri yapacağım. Kafeslerin bu sefer ortasına mı basacaksın? Ortaya basacağım. Yine evet. Üç zincir çekip. Bakın şuradan evet. Hemen görelim. İlk iki sırayı öyle yapacağım. Evet. Daha ortasına sonra. Gideceğiz. Evet. Aşağı doğru artışı nerede yapıyorsun? Şimdi şuna geçiyorum. Evet gel. Şimdi iki sıra hiç artırmadan şu kafesleri üçer tane yaptım. Evet ortalarına battım. Ortalara battım ve şöyle yaptım. Şöyle yapayım. Evet. Yaşar bir dakika. Şöyle bir. Şuradan gelsene bana. Evet şöyle. Ortalarına battık. Evet. Evet şimdi artış nerede olmaya başlıyor? Artışlar şu direklerin yanlarında oluyor. Şurada 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Nerede gidiyor? Hemen gideyim ben hemen şöyle. Buraya geçersen. Şurada. Kamera çok yakında. Ara sıra monitörü takip et. Naz. Tamam. Evet. Hocam. Evet. Şimdi göstereceğim. Artışı görelim. Tamam, dönüyorum ve göstereyim. Artış yerinde misin? Döneceğim şimdi göstereceğim artışı. Tamam. Kenarlarında ne oluyor dedim bana? Birer direk yapıyorsun. Kaç evet. Tane çekiyorsun kenara? İki. İki tane. İkiyle dönüyorum. Dakika. Şimdi bak onu yapıyorum değerli tamam amca. Yap görelim. İki tane çektim. Tamam. Dönüyorum. Ve yine tekrar hanım dilendimi yapıyorum. Evet. Şimdi buraya yapmayacağım üç tane ama bu gene üç tane. Artırmayı şurada göstereceğim. Yap en sen son... yap oraya. Yap yapayım. Böyle gidelim. Tamam. Elinden görelim. Tamam. Açayım ben ipini. Şimdi kalın bir ipten yapıyoruz. Arzu eden kalın bir ipten de yapabilir. Arzu eden bunun abiye bir şey olmasını isteyenler simli, doreli. Hani yeni yıl geliyor belki
veya bir doğum günü olur, bir nişana gidersiniz, bir şeye, evdeki bir elbisenizi bu şekilde, kollu bir elbise olabilir, askılı bir elbise olabilir. Hepsinin yakasına bunu taktığınız zaman pullu ipler olabilir, üstüne pul işlenebilir, uçlarına pul konulabilir. Anlatacağım. Evet, geldin mi? Geldim. Şimdi ben başlamıştım, 4 yaptım, 5, 6, 7, şimdi 8 zincir çekeceğim. Evet. Zincir sayılarıyla artıyor, evet. Öyle mi? Evet. Onu öğrenmek istedim. Altı, zincir sayılarıyla. 7, 8. Yani bizim kafeslerimiz büyüyor, evet. Şallarda olduğu gibi. Evet. Çektim ve şuraya ortasına battım. Tamam. Şu ortadakileri üçer yapacağım yine. Tamam. Anlat şimdi. 2, 3. Tekrar ortaya basıyorum. Batıyorum. Ortadakiler 3, yanlardakiler mi öyle? Evet, evet. Şurada görelim. Şurada görelim. Bak Naz, göster bize şuradan. Bakın. Şu ortadakiler hep 3 gidiyor. Bir dakika. Birazcık. Oradan göster. Hı-hı. Şöyle. Şu ortadakiler 3, 3 gidiyor. Yanlarda. Yanlarda. Kaça kadar çıkıyor bunun şeysi, büyüklüğü şu zincirlerin? Sayıya göre, 12, şunları sayacağım. 12 tane falan, 12 oluyor. Şeysi. Sonuncusu. Zincirler. Şu zincir, hı-hı, ortada tek kalıyor. Şurada bir tane kalıyor. Bir tane kalıyor. Hı-hı. Sonra bunu yapıyoruz. Evet. Aslında bu çok bilinen bir modeldir. Evet. Naz, bunun şu şekilde gerdirerek tek bir çekelim. Gerdirerek tamam. Tek bir fotoğrafını çekmemiz lazım. Tamam. Oradan sayarak yaparlar. Tabii. Sen bunu nereden gördün? Biz hesap, yabancı bir hesaptan gördüm. Evet. Çok güzel olmuş. Bir tane şu şeyden çakalım. Getir bana tahtayı. Şeye çakalım yalnız. Şu, evet, ona çakalım. Tamam. Onu nasıl yaptık? Ve bir tane de şey, boncuk dikmeyi. Tamam. Tahmin ediyorum o kadar zor değil. Hani sayarak yaparsanız, biz şimdi tam şeyi koyacağız size. Anlaşılmayan bir şey varsa sorarsınız. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi Deryan birazcık yine zor oluyor ya. Ben evet. Deneyeceğim yine de. Ha, tamam. Neye yapmayı düşünmüştün peki? Yok yok, uğraştırıyor anlamında söyledim. Ha, tamam. Hani... Evet. Vur. Daha kalın, daha iyi olur bunu diye İnşallah. Düşünüyorum. Evet. Evet. Bu şekilde çakarak bunları yaptık. Bunu programda konu etmiştik. Yapmıştık. Bunun yine... nereden alabileceklerini de etiketle lütfen bakalım. Bir de ucundaki şu damlaları, sen bunları dün bizde yokmuş mesela, damla boncuk. O kadar boncuğumuz var. Nasıl buluyoruz? Evet model. Yani her tür boncuğumuz var. Bu damladan yokmuş işte. Kadıkçı. Öyle olur. Evde bir yemek yapacağınız zaman hani vanilya yoktur. Bir şey yoktur. Maydanoz yoktur. Olur. Kadıköy'den almış, Eminönü'nden, Kadıköy'den, tuhafiyelerden şu damla kristal boncuğu bulabilirsiniz. Evet. Evet. Şöyle geçirdim, sabitledim tamam. İpimi. Küçük kum boncuğumu alıyorum. Geçirip. Bu tür şeylerde mesela iki tane de koyabilirsiniz. Kum boncuksuz geri dönemezsiniz. Evet. Sabitledim. Şöyle boncuğun içine geçirip kesiyorum. Naz. Bir tane de iki taneli yapsana. Merak ettim nasıl olacak. Tamam. Şimdi hakikaten çok kullanımlı bir şey. Beyaz yapabilirsiniz. Seyircilerimizden güzel bir fikir var. Yaka etek olarak da örülebilir mi diye soruyorlar tabii size. Tabii. Ve birkaç kişi yazmış. Çok güzel olmaz mı? Olur tabii ki. İçine astarla. Evet. Evet. Çok güzel. Çok iyi fikir bence. Şuradaki şeyi, ikili trabzanı yukarı doğru... Gidin boyunuza göre, etek ucu da çok güzel olur. Üstü sık iğne, ikili trabzan, altı böyle. Tabii. Çok güzel. Şimdi bir dakika, bir şey göstermek istiyorum. Hemen bir gözlüğümü alayım yalnız Naz, bir saniye. Şimdi bu boncuğu birkaç sıra böyle aşağı doğru çıngıl çıngıl da yapabilirsiniz. Koydunuz iki tane, üç tane, on tane, beş tane. Tabii bir proporsiyon, bir oran gerekiyor. Ama şu kum boncuk burada kilittir. Kilit vazifesidir. Şimdi geldin, getir iğneni. Buradan tekrar girip geri döneceksiniz ve yukarıda kilitleyeceksiniz. Göremiyorum. Evet, göremedim. Geldin. İkisinden de geçiyoruz. Geri geliyoruz.
Bu kum boncuk, çek 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 çek. Bu kum boncuk burada olmazsa bunlar düşer. Bilenler bilir, bilmeyenler için söylüyorum. Ama bana göre, ben herhalde süslüyüm biraz. Bir iki tane daha mı? Bir iki tane, üç tane falan da yapabilirim. Üç tane güzel olabilir. Bakın bu şekilde. Bu çok sade ama bu 2-3 taneli olabilir. İnce bir ip kaç numara tığ? Tekrar edelim. 2,5. 2 numara tığ. 2 numara. Evet, ince bir ip. İnce bir iple oluyor. Çok bana göre ipiniz mi? Şimdi böyle iplerde çok simli, dore, lame, pullu, kendinden pullu iple çok güzel olur. Angora da olabilir kışlık için, böyle çok ince angora ile. Ucuna inci konabilir. Evet, evet. İnci konabilir. Ben inciyi çok sevdiğim için. Yurdanur da inci istedi. İncili mi istedi? İnci görmek istedi. Evet, İnci orada. Görmek istemiş. Bak Yurdanur da aynı şekilde düşünmüş. Yani bunun çok güzel fotoğraflarını, yakın çekim, tamam. Ucunu, tamam. Her türlü çekelim bunu. Tamam. Şöyle. Tamam. Bir şeyden bahsederim mi? Evet. Kaldı mı zamanımız? Ha, kaldı. Bir dakika, bir şeyimiz daha var. Hemen şunu da gösterelim. Şunu kaç santim yaptım bunu? Kaç zincir çektin? Hatırlamayadım şimdi. 30 saniye. Hadi tamam. Yap. Görelim. Şöyle. Evet. Tığımın üstüne bir tane ip bırakıyorum. Şöyle. Evet. Şuradan. Zinciri çekerken tığımın üstüne atıyorum o ipi. Bilen ve gören vardır zaten. Şöyle bir şey bırakıyorum. Evet, önünden bir ip bırakıyorum. Tamam. Şöyle üstüne atarak boştan, sonra sabitliyorum sık iğnemi. Dur yapalım görelim. Çok güzel oluyor. Kalın ipte falan çok güzel duruyor. Teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel olmuş. Bu arka bağlama ipi, bakın şöyle de göstereyim. Yap sen Naz. Bir daha söyle, bir fazlalık bırakıyor zincirin ucunda. Şunu, evet. Şöyle bir ip bıraktı. Şöyle bıraktı. Evet görelim görelim. Üstüne atıyorum boştan. Sık iğnemi birlikte alıyorum. Zincirimi birlikte çekiyorum şöyle üstüne atıp. Naz buna video çekelim. Alır. Ha, o ipi orada kullanıyorsun. Evet. Çok güzel. Evet Erkan gidebiliriz. Biz buna videoda çekeceğiz. Bir kere daha yapabiliriz. Sorularınıza bakacağım.